Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın sevgili Doktor Suat Atan, sevgili Enes ve Latin Boy 61 Aragaz başladı. Kadir, onlar kim? Kim kim? Az önce dedin ya. Doktor Suat Atan, Enes ve Latino Boy 61 mi? Evet. Sen bizim kaç tane dinleyicimiz var sanıyorsun Pascal? Milyonlarca? Sen öyle san. Kaç tane? 3 tane gerçek dinleyicimiz varmış meğerse. Doktor Suat Atan, Enes ve Latino Boy 61. Olmaz abi. Biz var ya, podcast'te biriciniz. Aa, bir de o var. Radyoda herkeste bir sevinç. Niye? Podcast'te Aragaz Türkiye'lidir. En çok bizim podcast'ler indirilmiş. Ya buna seviniyor saflar ya. Abi güzel bir şey. Ya millet programı program saatinde dinlemiyor. Podcast'ten dinlemenin sana reytingde ne faydası var ya? Reklam veren reklamsız podcast'te reklam verir mi? Vermez mi? Vermez tabii. Oğlum bak, buradan radyo yönetimimize sesleniyorum. Podcast'lere birebir reklamlı şarkılı yayın koyun. Yapma Kadir. Geçen pazartesi günü bize gelen tweet sayısı 3 ya. Niye biliyor musun? 1 Mayıs tatil. Herkes yattı. Hey bırak be. Bir günde yatsınlar. Kardeşim cumartesi pazar da tatilde. İki gün yatsınlar, bir şey demiyorum. Pazartesi kalkıp programı dinlesinler. Niye dinlemiyorlar? Ha? Lafa gelince şöyle iyisiniz, böyle şahanesiniz. Ya program biterse dünyayı yakarız falan filan. Ama icraat yok. Olmaz Pascal. Benim kalbim kırık. Çok kırıldım. Çok kırgınım ya. Kadir, veli nimet oğlum. Küsülmez. Ben küser. Ya şu program için ne kadar hazırlanıyor sen biliyorsun ya. BBC'si, NBC'si kapımıza gelin bizde yayın yapın diyor. Kapıları kırıyor ya. Yok, halkımızı bırakmayız diyor. Şöyle bir programı herkes de yapmaz size yani. Yine de gerekli ilgiyi görmüyoruz Pasko. Abi daha ne yapmışsınlar? Birinciyiz işte. Ya ne birincisi ne ikincisi ya. Ben orada değilim ya. Neredesin? Ya yoruldum ben Pasko. Bundan sonra tweetmiş falan bilmiyorum. Hiç takmayacağım bunları kafaya. Neyse, veririz gerekirse istifayı be Pascal. Zaten sabahları kalkmak da zor oluyordu değil mi? Ya Kadir be, sen çok üzülmüşsün. Aslanım, ben 92'den beri radyo programı yapıyorum. 92 senesinden beri artık bazı şeyleri söylemek zor geliyor Pascal. Gel programı bitirelim. Hacı Darth Vader abi gibi kendimize uygun bir ticaret bulalım be. Heh, ne diyorum? Kadir, sen şimdi kızgınsın. Sakinleş, sonra konuşuyoruz. İçimden gelmiyor bugün program yapmak. Sen götür bugün programı. Ha Pascal, hadi Pascal. Pascal Askışgi Kadir. Twitter adresi. Tamam, devam et. Pascal Askışgi Kadir. Evet Pascal. Abi be, tek başına var ya, konuşamıyorum. Şeyde, işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin de. O senin lafın. Ya sana verdim lafı, sen söyle ya. Söylemem. Hadi Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Başlıyoruz efendim, hadi bakalım. Başlıyoruz. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Yes bro. Bir kayıp haberi vermek istiyorum. Niye kaybettin? Kendimi kaybettim, hükümsüzdür Pascal. Yok abi. Kayıt değilsin. Buradasın ya. Yok be paşam, Necati kaydı. Hangi Necati? Tavşan Necati. Tavşan Necati mi? Sizin mahalleden? Yok, İzmir'den. Arkadaşım mı? Yok, tanışmadık. E kim o zaman ya? İzmir'deki bir özel kolejde öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için okul bahçesinde tavuk, ördek, tavus kuşu, kaz, at, hayvan falan. Yani ne bileyim işte, öyle hayvanları beslemeye başlamış. Abi süper fikir. Acaba biz de radyoda mı beslesek? Olur. Radyoda at besleyelim mi, ne dersin? Ha? Katana beygiri şöyle güzel. Ha? Abi sığmaz ki. Niye, sığır besliyoruz ya Pascal. Sığır mı? Nerede ya? Hiç sığır görmedim. Ben görüyorum şu anda bakınca. Anlamadım. Anlayan anladı ya. Neyse, lafa su katma. İzmir'deki özel kolejde beslenen bu hayvanlar arasında öğrencilerin Necati adını verdikleri tavşan hayvanı kayıpmış.
Öğrenciler afiş hazırlayıp ağaçlara asıyorlarmış. Necati'yi arıyorlarmış. Buradan okul yöneticilerine ve öğrencilerine sesleniyorum. Necati'nin fotoğrafı varsa bize de gönderin. Twitter'dan aranıyor ilanı yapacağız Necati'ye. Yapalım abi. İzmirli dinleyicilere de seslenmek istiyorum. Sağda solda kafasına göre takılan bir tavşan görürseniz aha o Necati. Paskal, buradan ayrıca Kartal Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gümüş'ü de kutlamak istiyorum kardeşim. Ben de kutlayayım. Kutla. Abicim ne de olsa Kartal. Kartal var ya her zaman kalitedir. Karar verdim. Kartal'a yarışacağım. Beşiktaşlıyım abi. Kartal'da oturuyorum. Baksana ya 10 numara. Elimdeki habere göre Kartal Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gümüş bahçesinde yetiştirdiği tavukların satışından elde ettiği gelirle öksüz ve yetim öğrenciler için hayır işleri düzenlemiş. Kartal ahalisi de çocukların hayvan sevgisi aşılamak ve hayır hasanat etkinliğine katkıda bulmak için tavukları almış. Şimdi Erhan muhtarın cücüklerinden biz de birkaç tane alalım Paskal. Cücük ne? Oradan bizim orada tavuğa cücük falan da deniyor. Yumurtaya da bıbık derler mesela. Sizin orada tavuğa ne deniyor? Pule. Pule mi? Senin memleket nereydi usta? Paris. Ha pardon. Pule olur o zaman. Ama cücük daha sevimli değil mi ya? Peki sizin orada tavuğu kümese sokacağın zaman ne diyorsun? Bilmem abi. Hiç beslemedim. Aa bizim orada tavuğa hızlı. Hadi kümes dediğin zaman bütün hayvanlar kümese girer. Tavuğa bak. Laftan anlıyor. Ya Paskal İzmir'deki özel kolejin maskotu tavşan Necati'yi buluyor. Kartal Atalar Mahallesi muhtarı Erhan muhtarı hayvanseverliği için ayrıca yetim ve öksüzlere de kol kanat geldiği için kutluyoruz. Başka bir şey kaldı mı? Şu an için yok. Bu arada pet hayvanını kaybeden varsa bize resmini, yerini, tarihini göndersin. Aragaz'ın Twitter adresinden tweetleyelim. Belki faydamız olur ya. Güzel fikir abi. Sen var ya vicdanlı adamsın. E sende yok ne yapalım? Benimkiyle idare ediyoruz işte Paskal. Yapıştır bakayım Twitter adresimizi. Paskal Askışgi Kadir. Paskal Askışgi Kadir. Hadi bakalım. Ştaks. Aragaz. Didigal. Her an Paskal çıkabilir. Paskal. Sir. Şu an stüdyomuzda kim? Eşber Hoca geldi. Hanımlar beyler ünlü ekonomist ve finans danışmanı Eşber Siftah hocamı stüdyomuza teşrif etti. Eşber hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldin. Ya ne yapıyorsunuz la göbel sürüsü? İyi misiniz? Hoş musunuz? Var mı müdahale etmemiz gereken yaramaz bir durum? Kadir yiyen durumu nasıl? Sayende iyiyiz Eşber hocam. Ömrünüze bereket duacınızız yani. Allah'ınızı severim la sizin. Hocam senden Allah razı olsun. Eşber hocam genel olarak dünya ekonomisinin durumu nedir? Yav kardeşim sen ne yapacaksın yav bütün dünyayı? Yav senin kendi dünyan ne kadar how much yav? Yani işte evden işe, işten eve hocam Şişli Bostancı arası. He işte kardeşim ya. Yav sen o kadarla ilgilen kardeş. Bütün dünyayı ne yapacaksın sen ya? Çok doğru hocam. Peki hocam dolar düştü ama yine artacak diyorlar. Siz ne diyorsunuz doğru mu böyle mi hakikaten? Şimdi dolar şu kadar olacak, dolar bu kadar olacak diyenler var ya kardeş. Ben onlara ne diyeyim biliyor musun oğlum? Oğlum bak dolar yaşlı tansiyonu kimidir kardeş? Böyle bir çıkar bir iner ya. Ama hocam be, hiç bilimsel olmadı. Bilimsel istisiniz değil mi? Evet tabii. Şimdi bak geli bilimsel geli bak sıkı durun ha. Bak açın kulağınızı iyi dinleyin kardeşler. Bak forexçi göbeller. Bak bay yapacaksınız kardeş. Pazar gecesinde kaplı açılış yapacak. Kaplı açılış yapacak. Pazar gecesi girmeyin. Bak bekleyin biraz ya ortalık bir durulsun kardeş. Sabah yüklenin. Benim gibi böyle selde terste kaldıysanız da aynı şekilde pazartesi minimum zararda kol kesin kardeş. Anladınız mı la göbeller? Vallahi hiçbir şey anlamadım hocam. Ben de anlamadım. Yani diyeyim ki kardeş 3 kuruşu 4 yapacağım diye bu forex işlerine girilmez. Maaşlı aylıklı adam borsadan forex'ten uzak duracak yegen anladınız mı? Vallahi bravo hocam büyük nasihat. Hocam dolar konusunda netleşmedik bir netleştirirseniz orayı. Bilimsel mi netleştireyim yeğenim? E tabi bilimsel olsun hocam. Gel iyi kardeş. Dolar bir süre kardeş böyle yüksek beklenti içinde değil. Şimdi dünyada faizin bu düşük olması sebebiyle yabancı yatırımcıyı bu gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmaya yönlendiriyor. Kardeş dolar yakın süreçte yüksek kazanç vaat etmiyor o yüzden ya. Kısa vadede 2.95-3.05 aralığında gezineceğini düşünüyorum yani kardeş anladınız mı? Do you understand me? Anladık hocam anladık. Çok güzel süper anlattınız vallahi.
Aferin oğlum, böyle bir bir konuşturdunuz beni ha. Böyle ağzım kurudu. Köpük kustuk yala burada ya. Kardeş yok mu böyle bir sıcak çay falan? Şöyle limonla eşki eşki içek de vücudumuza vitamin girsin ya. Hocam çay getirin. Kaşak çay. Allah'ını severim. Yaşa Kadir. Kadir sen ne diyorsun kardeş bu Feyenoord Ajax maçı? 3-5 üstü oynayalım hocam. Çok sürprizli oynayalım Kadir'im ha. Tutarsa güzel nakide var hocam. İki katı yapalım kuponu. Hadi bakalım kardeş. Hayırlısı olsun. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Kadir. Bir dinleyici sorusu var. Hemen bakalım. Ama önce Twitter adresimizi ver. Pascal Askışki Kadir. Pascal Askışki Kadir Twitter adresimiz. Bütün sorularınızı ve sorunlarınızı bu adrese gönderebiliyorsunuz. Saruhan diyor ki, sevgili Kadir abi, Pascal abi. İçimdeki öfkeyi bastıramıyorum. İşin kötüsü, kime niye öfkeliyim bunu da bilmiyorum. Bana yardımcı ol. Şimdi Saruhan sakin. Sakin canım. Herkes senin gibi. Herkesin içinde birikmiş öfke var. Kim, niye kimseye kızıyor bu kadar bilmiyor. Yani bu modern insan hastalığı. Şimdi ben de böyle içimde öfke biriktiği zaman bir doktora gittim. Bana ne dedi biliyor musun? Kendinizi ve herkesi affedin. Mazideki ve şimdideki herkesi ve her şeyi kendinizden başlayarak bağışlayın dedi. Başladın mı? Ne bağışlayacağım ya? Hindarım oğlum ben. Rövanşı alana kadar içim rahat etmez. Dalımı kıranın ağacını kökünden sökerim Pasko. Ya Kadir, vahşin misin sen? Vahşi değilim Pascal ama herkes ve her şeyi affetmek, kimden ne gelirse gelsin eyvallah demek, bu evliya ahlakı. Bizde ne arar abi? Bizde öyle bir yürek yok. Yani enseme vurana döner tekme atarım kardeşim, kimse kusura bakmasın. Peki Saruhan ne yapacak? Doktor Pascal, önce Saruhan'ın sorununu tespit edelim. Edinin bilinçli Kadir. Şimdi ayıpçı Pascal, Saruhan'ın sorunun adı diyememek. Ne sorunu dedin? Diyememek sorunu. Diyememek sorunu bizim gibi itaatin esas olduğu güce biat toplumlarında çok rastlanan bir şey. Diyememek sorunu. Yani duygularını, fikirlerini olduğu gibi, hissettiği gibi söyleyemiyor. İçine atıyor diyebiliriz. Atma abi ya. Salla gitsin. Çok pis dövülüyorsun o zaman Pascal. Küçükken anne, baba, okulda öğretmen. Bak bunlar düşündüğünü açıkça söyleyince bildiğin dalarlar. İşe gidiyorsun, orada bir tane muhakkak bir yönetici odalar. Bir tane plancı, sinsli, hırslı bir çalışan vardır. Onunla baş edemezsin. Zaten o yaşa kadar susmayı öğretmişlerdir. İtiraz da edemezsin. Sonra? Sonra abi 40 yaşına gelince başlarsın. Kendi kendine konuşmaya, yolda giderken kendi kendine gülersin. Yaşlanınca aksi biri olursun. Etrafında kimse kalmaz. Öyle ölür gidersin yani. Aman abi ya. Allah korusun. Ne yapacağız peki? Bak şunu yapacağız Pascal. Ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak o an mümkün olan en yüksek sesle muhatabın yüzüne, gözünün içine bakıp söyleyeceğiz. O zaman kafan rahat kardeşim. Ha bunu yapacak cesaret sende var mı? Onu bilmiyorum. Bak bakalım. Bir saniye bakayım. Var mıymış sende her fikrini açık açık söyleyecek cesaret? Abi baktım yok. Bak bakalım bende var mı? Dön bakayım. Sende de yok. O zaman Pascal'ım içimize atmaya devam. Ama dikkat edelim, içeride gam yapmasın. Hüzün yapsa zararı olmaz ama gam yaparsa çökertir. Ne demişler? Duvarın hem insanı gam öldürür demişler. Hadi çıtakslayalım bir şarkıya. Çıtaksla abi. Aragaz. Aragaz. Paskal. Geldi. İşte o büyülü ve hisli anlar geldi. Abi öyle deme. Büyü deme. İsteme. Yüksek şiir sanatından zerre kadar keyif almaman beni çok üzüyor Paskal. Ben şiir seviyorum ama seninkileri sevmiyorum. Benim başlatmış olduğum Türk şiir sanatının içindeki bir ekol olan haybeci şiir ekolünün sevmeyişini hakikaten anlamıyorum ya. Senin var ya her şeyini seviyorum. Ama şiirlerini sevmiyorum. O zaman tıka kulaklarını. Hadi bakalım. Evet efendim, işte yine his, yine hüzün. Yine yüksek sanat, yine çıtaks, yine çıtaks. Yine cinas, yine sat. Evet. Ben yarimi sırtımda da taşırdım. Aylar oldu gelmedi ki neyli.
Kalecinin üzerinden aşırdım. Uzanıp da çelmedik. Gözlerine bakmadım kana kana. Yarim bunu bilmedi ki neyleyim. 90'ına dayandı da kaynana. İnat etti ölmedi ki neyleyim. Yoksun diye evi barkı satmıştı. Sensiz bacam tütmedi ki neyleyim. Ölene dek malak gibi yatmıştım. Çilli horoz ötmedi ki neyleyim. Ben dağlarda gezen bir kara kuzu. Rüzgarda serin esmedi ki neyleyim. Orta yere koydu koca karpuzu. Haşık diye kesmedi ki neyleyim. Kanepede kıvrılmışım yatmışım. Üzerimi örtmedi ki neyleyim. Her resmine mutlaka like atmışım. Bir kez olsun dürtmedi ki neyleyim. Yokluğunun acısını tatmışım. Hasret benden gitmedi ki neyleyim. Bu şiiri amma da uzatmışım. Kafiyeler bitmedi ki neyleyim. Nasıl buldun Pascal? Dinlemedin ki. Çok mutluyum. Bir gün senin için de şiir yazacağım be. Hadi o zaman da sıkıyorsa dinle bakalım. Kadir ne olur be, bana şiir deme ya. Benim yazdığım şiirle tarihe geçeceksin, çıta aks olacaksın. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Pascal. Kadir'cim. Bir neyin sorusu var? Yok bakayım. Twitter adresimizi ver. Pascal Askışgik Kadir. Pascal Askışgik Kadir. Evet efendim. Sorudur, sorundur, ileri geri konuşmadır hepsini buraya tweet olarak gönderebiliyorsunuz. Ergun diyor ki, Kadir abi, Pascal abim, yaz geliyor. Plaj ortamlarına şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. Gerekli hazırlıklar neler? Tecrübeli abilerimiz olarak bize neler söylersin? Evet Pascal, plajların uzmanı olarak ne söylemek istersin? Vallahi Kadir'cim, plaj duaşlama bir yer. Hazırlık istemez. Çıkarsın, şovunu yaparsın. Ömür boyu spor yapmışsın. Fiziğin bozkır yılanı gibi. Tabii tişörtünü çıkarıyorsun, plaja giriyorsun. Benim bulgur pilavı lavaşta geçmiş gençliğimi düşün ya. Ne yapacağım ben? Ha, o gençlik ne yapacak? Ne yapacak? Öncelikle beyler, göbeği eritmek gibi hayallere girmeyelim. O olmaz. Yani abdominalleri yapar plaja giderim diye bir şey yok. Yok. Bu sene de Türkiye plajlarında erkek modası değişmeyecek. Yine göbekliyiz, yine kıllıyız. Yine denizden çıkarken fıçurtumuza yapışan çakma laylon futbol şortuyla denize gireceğiz. Ama artık hiç olmasa bir şey değiştirelim ya. Bir şey değiştirelim yani. Niye değiştireceğiz? Ya plajda laylon terlik giymekten vazgeçelim ya. Ha? İlah gibi adam laylon terliği plajda giyse Scooby-Doo'ya dönüyor ya. Artık plajda laylon terlik giyilmesin be kardeşim. Ama Kadir, kumlar sıcak. Ayakları yakar. Yansın, ağrısın. Laylon terlik giymekten artık vazgeçelim hocam. Bir de şu bir gerçek ki erkek ayağı kadar çirkin bir şey yoktur. Yani ben görmedim pasını. En kral yakışıklının mesela al Burak Özçivit'i, aslan gibi delikanlı, ayakkabısını çıkar ayağına bak tiksirsin. Niye? Çünkü adam sapına kadar erkek ve erkek ayağı çirkin. Özellikle erkek ayak parmaklarının tırnağı da çok çirkin Pascal. Abi evet ya, erkek ayağı var ya çok çirkin. Bakayım ayak parmaklarına Pascal. Abi emin misin? Eminim. Kaldırabileceğim mi? Kaldırırım. Buyur. İş ya, bunca yıllık arkadaşımsın. Senden tiksinmeme çok az kaldı ya. Erkek ayağı. Ama yine de plajda plastik terlik giymeyelim arkadaşlar. Ayaklarımızı kuma gömelim. Ama o terlikleri giymeyelim. Başka bir şey var mı? Var abi. Bir de artık yüzüstü kuma yatıp timsah gibi plajdaki ceylanları kesmekten vazgeçelim. Oğlum harbiden çok dişi görünüyoruz. Hem kıllıyız hem göbekliyiz. Hem de plaj zamparası olmayı hayal ediyorum. Böyle bir şey yok ki. Tarihte de örneği yok. Gidelim efendi gibi, girelim denizimize. Ya bir kadının ilgisini plajda çekmekten vazgeçelim. Zaten o olmuyor, öyle olmuyor. Yeterli mi Pascal? Kadir ya, bu senede plajda yalnız mıyız? Göbekli, kıllı ve yalnızız Pascal. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Aragaz. Paska. Bro. Ya farkında mısın? Trafikçi Haydar kayıp ya. Telefon. Haydar mı?
Aa, erdi mi bu adam ya? Alo. Alo, Kadir'im sen misin Genco? Hacı Dert Vedir abim benim, karanlıklar lordu, karizmanın kralı, ışın kılıcının ustası, Star Wars'tan çıkmış tek delikanlı. Hürmetler abim, ellerinden öpüyorum. Hürmet bizden Genco, gözlerinden öperim. Nerede kara vicdanlı? Hacı Dert abi, buradayım abi. Pascal, ne haber yürüyen facia, nasılsın? Çok şükür abi, idare ediyoruz. Eyvallah Genco'lar, aferin. Bak, ne zaman arasam işinizin başındasınız, çok takdir ediyorum. Hatta geçenlerde Anakin Skywalker'la Obi-Wan Kenobi geldi. Okey çevirelim dedik. Dördüncü bulamadık. Anakin Skywalker gorilini getirdi dördüncü diye. Goriller okey, dördüncü mü olur dedik. Allah'ın gücüne gitti galiba. O beğenmediğiniz goril üçümüzü de masaya gömdü. Teker vermeden okey partisini aldı götürdü. İyi mi? Kedir, bu ne şimdi? Alo, Gencolar Birliği. Ne fısıldaşıyorsunuz aranızda? Koca karı hamamına çevirdiniz ortamı. Mevzu neyse söyleyin, biz de bilelim. Yok be Hacı Dert Vedir abim be. Ya Pascal bir şey sordu da, ya seninle alakası yok. Bana bakın, yaşlı idare eder gibi beni mi idare ediyorsunuz aranızda? Ben daha elden ayaktan düşmedim aslanım. Işın kılıcıyla cız, bozarım façanızı. Ne diyordum ben? Obi-Wan, sen Anakin Skywalker ve onun gorili, efendim okey oynamışsınız. Goril sizi masaya gömmüş, onu diyordun abi. Hah, yaşa Kadir, evet. Okey çevirirken Obi-Wan Kenobi'ye de onu söyledim. Bu bizim Kadir'le Pascal çok temiz çocuklar. Valla bu zamanda böyle güzel delikanlıları sipariş etsen bulamazsın. İşlerinde güçlerinde çocuklar. Adab-ı muaşeret biliyorlar. Büyüklerini küçüklerini biliyorlar. Ama nasıl oluyor da hala bekarlar anlamıyorum dedim. Dünyada kadınların kafası mı çalışmıyor dedim. Böyle iki kenefir delikanlı kaçar mı dedim. Oradan Anakin Skywalker atladı hemen. Abi bekarlarsa illa bir defoları vardır. Yoksa hatunlar kapardı onları çoktan dedi. Çeybeka'da bunun gorili ya, ekmeğini verene yalakalık olsun diye kabara, gubara diye onayladı tabii. Hacı Dert abi be, çok güzel anlatıyorsun. Vay be Hacı Dert Bedir abi. Senin bugün geyik muhabbetin gelmiş be abiciğim. Harladıkça harlıyorsun ateşi ya. Beyler, istiyorsanız susarım yani. Anlat abicim, anlat babacım. Muhabbetin asayız. Ya o değil de harbiden ben sizi başka bir şey için aramıştım. Geyik harlandı, mevzuyu unuttum. Ben sizden bir şey isteyeceğim Gencolar. Buyur Hacı Dert Vedir abi. İstemek nedir ya? Emredeceğim, biz de yerine getireceğiz. Öylesiniz böylesiniz ama sizi ne atarım ne satarım. Seviyorum sizi, Allah'ın cezaları. Eyvallah Hacı Dert Vedir abi. Emret, neydi arzun? Sizin memlekette Ankara diye bir şehir var değil mi? Var abi. Hem de başkent. Ankara'da Tırsıklar diye bir semt var mı? Neresi dedin Hacı Dert Vedir abi? Tırsıklar, Ankara'da. Tırsıklar. Tırsıklar yok abi. Yani Pascal, sen biliyor musun Ankara'da Tırsıklar diye bir yer var mı ya? Benim var ya, Ankara'yla hiç alakam yok. Abi Ankara'da Tırsıklar diye bir yer yok. Aa bir de ya, o senin sorduğun semt Tırsıklar değil, Pursaklar olmasın abi. Olabilir ama Pursaklar ne demek ki? Bir manası var mı? Abi bunlara kafayı yormayalım ya. Ankara'da sen isimleri çok enteresan. Aşağı ayrancı, küçük Esat falan, yani ne işin var senin Pursaklar'da abi, söyle. Orada daire alacağım da daire fiyatları nasıl? Şöyle 3+1 ebeveyn banyolu otoparklı bir daire bulabilir miyiz? Abi be, sen orada daire ne yapacaksın? Pursaklar prim yapacak diyorlar da alayım kenarda dursun diyorum. Ya Hacı Dert Vedir abi, sen bütün uzaya diz çöktürmüşsün. Her mekana istediğin gibi çöküyorsun. Koca Star Wars galaksisinin haracını yiyorsun. Hala Ankara Pursaklar'da daire mi kovalıyorsun be abi? Parayı nemalandırmak ayıp mı kardeşim? Servet düşmanı mısınız oğlum siz? Abi ne alaka ya? O zaman abinizin sözünü ikiletmeyin. Araştırın Ankara Pursaklar'da 3+1 ebeveyn banyolu daire. Kaç para? Alıcı izleyin, güzel fiyat çalıştırın. Vallahi abi Pursaklar bizim de bildiğimiz bir yer değil yani. Havaalanından Ankara'ya giderken öyle sağda yol kenarında görüyoruz, o kadar yani. Araştırın, tanıdıklarınızı devreye sokun. Bina dışarıdan giydirmeli, içeriden çürük oluyor. Göz boyu aldatıyor. Temelden sağlam bir bina bulun abinize. İçini döşeyip zengin entele kultele gaskırlayacağım. Abiniz size güzel bir yüzde atacak. Hem alıştan hem satıştan. Abi, hemen bakıyoruz. Pascal, yatacak yerin yok.
canlıyı duyunca nasıl ivecelenleşti görüyor musun? Hadi göreyim sizi. Dediğim gibi güzel fiyat çalıştırın abinize. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin abi. Pascal, bu arada saate bak, bitti galiba bugün işimiz ya. Tamam abi, yarın kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yarın görüşmek ümidiyle. Paka paka. Hadi bay bay. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.